Tamam, tamam, sen buyur, buyur, buyur. Recep Tayyip Erdoğan'a saygı duyuyorum dedi. İşte yok, gurur duyuyorum bilmem ne diye anlattı. Şöyle bir söz vardır, çok severim ben bu sözü. Halkın kullandığı bir sözdür. Yurt dışında yaşarsan Recep Tayyip Erdoğan'dan gurur duyarsın derler. Öyledir, bu böyledir. Çünkü az önce konuşuyor, bir Recep Tayyip Erdoğan'ı gömüyor, bir halk cahil diyor. Halk cahil değil, halk her şeyin farkında. Ve diyor ki 2023'te de böyle olacak, herkes bir şekilde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verecek diyor. Çünkü neymiş de Recep Tayyip Erdoğan bize para verecekmiş, işte onu artıracakmış, zam yapacakmış, gözümüzü boyayacakmış. Z kuşağı geldi, buradaki gençlerimiz her şeyin farkında. Buradaki gençler deprem de gördü, buradaki gençler yangın da gördü. Ülkenin başındaki adamın bize nasıl davrandığını da gördü. Buradaki gençler burada bunları görüyorken, burada bunları konuşup alkışlıyorken 1 milyar 2 milyar zam yaptı diye gidip yine 2023'te Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceklerse yazıklar olsun. Çünkü bu Z kuşağı, bu Z kuşağı bu kadar şeyi gördüyse, Z kuşağını da geçtim. Ya bu abiler, buradaki yaşlı amcalar, benim yaşımdaki arkadaşlarım hiç fark etmez. Herkes neyin ne olduğunu farkında değil mi? Geçinemiyoruz arkadaşlar, geçinemiyoruz. Bakın kendi arkadaşlarıma da söylüyorum. Burada benim yaşıtlarıma da söylüyorum. Abilerime de, amcalarıma da, herkese söylüyorum. Ya geçinemiyoruz ya, geçinemiyoruz. Ya kiralar arttıkça artıyor. Asgari ücret aynı. Ben asgari ücretle çalışsam kiramı anca denk getiriyorum arkadaşlar. Bir evde 3 kişi, 4 kişi. Bir de o işi bulabilsen. 3-4 kişi bu 3-4 kişi bir arada çalışıyor. Yine yetmiyor. Neden? Çünkü her şey artıyor. Ya giriyorsun ya 100 lira olmuş ya. Ya 100 lira veriyorsun. Senin maaşın belli, nasıl çalıştığın belli. Okusan bir yere gelemiyorsun. Benim ablam okuyor. Benim ablam hukuk okuyor. Okul masraflarını çıkarması gerek. Acıbadem Üniversitesi'nde okuyor. Bursluluk'la kazandı. İstanbul'da yaşaması gerekiyor. Kendi geçimini sağlaması gerekiyor. Ailem bir yerden sonra bir dara giriyor ve yardımcı olamıyor. Ne yapacak? Hem üniversite okuyacak hem çalışacak. Yaz tatillerinde çalışacak. Ama mezun olduktan sonra ne yapacak? Ya bir devlet yerinde çalışacak belli bir maaşla ya da gidecek BİM'de kasiyer olacak. Orada burada tarım işinde orada burada sürünecek. Çünkü gençlik böyle gidecek. Bu böyle. Eğer 2023'te bir şeyleri değiştirmezsek, şu kafa biraz değişmezse, hala bu şekilde gideceksek bu şekilde de devam edecek. Herkes okuyacak, okuyacak, okuyacak. Boşa çıkacak. Herkes okuyacak, okuyacak, okuyacak. Orada burada sürünecek. Bu hep böyle olacak. Abilerimiz, amcalarımız da böyle devam edecek. Evine iki ekmek getirmek için kara kara düşünecekler. Psikolojileri de bozulacak. Az önce bir arkadaşımız kollarını gösterdi. Kollarını kesmiş. İleride bunu biz de yapacağız. Çünkü bu şekilde devam etmeyecek. Bravo. Helal olsun. Bravo. Helal olsun. Ve ben diyorum ki eğer biz burada bu şekilde konuşuyorsak, ben fikrimi burada dile getirebiliyorsam, buradaki arkadaşlarım beni bu şekilde alkışlayabiliyorsa, biz sadece konuşmayalım. Biz bir şeyler yapalım, yapalım. Diyorum bak, ben daha önce de röportaj verdim. Dedim ki ben burada konuşurum abi. Benim burada sesim de çıkar. Her şeyi söylerim de. Ama ben evime gittiğimde hiçbir şey yapmayacaksam, 2023'te oy verme zamanı geldiğinde, ya nasıl olsa bu adam kazanacak abi deyip, o adama oy mu vereceksem, ben bunun tarafında olayım diyeceksem, yağcılık yapacaksam, ben burada sesimi çıkartmayayım. Benim burada sesimi çıkartmam hiçbir şekilde önemli değil. Bu benim vicdanım. Ben burada istiyorum ki ben geçinebileyim. Buradaki arkadaşlarım geçinebilsin. Ya burada birçok benim yaşımda insanlar var. Kaç yaşındasın? 16 yaşında. Ben de 16 yaşındayım. Eminim ki aklında birçok sorular var. Ben ileride ne yapacağım? Ben nasıl geçineceğim? Ben aileme yardımcı olabilecek miyim? Ben iyi bir gelecek kurabilecek miyim? Ben okusam ne olacağım? Okuyabilecek miyim? Okurken sıkıntı çekebilecek miyim? Birçok 16, 17, 18 yaşındaki insanların aklında bu soru var. Ben diyorum ki kendi rahatlığımı da düşünmüyorum. Ben bu insanların da rahatlığını düşünüyorum. Bu insanlar biraz olsun özgürce yaşayabilsinler. Ya bir şey alırken ya da bir yere giderken paraya bakmasınlar. Sürekli bir şekilde sıkışmasınlar. Ya parayı da geçtim, bir şey almayı, yemeği de geçtim. Ya benim annem çalışıyordu. Diyordu ki ben bu eve iki ekmek getirebilecek miyim? Ya bak bu kadar düştük. İki ekmeğin lafını yapıyorlar. Ben burada gözlerim doluyor bunları konuşurken. Çünkü Türkiye'nin hali çok kötü. Gerçekten çok kötü. Kendi geleceğim için de, onların geleceği için de, daha 4 yaşında küçük kardeşim var. Onun geleceği için de o kadar çok endişeleniyorum ki. O kadar çok korkuyorum ki. Çünkü bakıyorum hiçbir şekilde olur yok. Ekonomik olarak da yok. Özgürlük olarak da yok. Yok abi. Burada okuyanlar diyor ki ben okuyacağım, yurt dışına gideceğim, ben okuyacağım, şunu yapacağım. Çünkü onların da bir umudu yok. Düzelmeyeceğine o kadar çok eminler ki. Çünkü insanlar konuşuyor. Ben de konuşuyorum, o da konuşuyor, o da konuşuyor. Bir şekilde bir şeyleri isyan ediyoruz. Ama sadece konuşuyoruz. Bu kadar. Konuşmayalım abi. Biraz da
şey yapalım, bir şeyler gelsin elimizden. Bir şeyler için çabalayalım. Sesimizi çıkarttığımız kadar elimizden de bir şeyler gelsin. Çünkü biz Türk'üz. Biz Ulu Önder Atatürk'ten bunu öğrendik. Az önce de yok işte Recep Tayyip Erdoğan bu şekilde ülkeyi yönetiyordu. Cahiliyet de böyle öğrenmişler, şöyle öğrenmişler. Atatürk zamanında da insanlar çok cahildi. Ama Atatürk bu ülkeyi gayet güzel bir şekilde kurtardı. İnsanlar cahil olmasına rağmen bir şeylerin farkına vardı. Bu ne demektir? Ülkenin başındaki insan cahil insanları aydınlatamıyor. Çünkü Atatürk zamanında çok güzel aydınlattı. Ülkenin başındaki insan çocuklara önem vermiyor. Bir şeyinde konuşurken önünde bir çocuk vardı. Hafif kilolu bir çocuktu. Çocuğun kilosuyla dalga geçti. Ama Atatürk ne yapıyordu? Çocukların yanına alıp okumayı öğretiyordu, yazmayı öğretiyordu, bilimi öğretiyordu. Neyin ne olduğunu öğretiyordu. Ya çocuklarla dalga geçmeyeceksin. Çocuğun herkesin önünde gururunu kırmayacaksın. Sen bu çocuğu kiloyla, oyla, buyla ölçmeyeceksin. Ya o çocuk belki de ileride çok önemli bir birey olabilir. Türkiye için çok önemli bir insan olabilir. Atatürk bu şekilde yetiştirmeye yönelikken Recep Tayyip Erdoğan herkesin içinde küçük bir çocuğun onurunu kırıyor. Bu normal bir şey mi? Hayır, bence değil. Bu akıl mantığa sığmıyor. Ha bir şey olunca da din. Ya ben Türk'üm, ben Müslümanım. Evet başım açık. Ama ona bakarsak kapalı birçok arkadaşımızdan daha da Müslüman olabilirim. Birçok kapalı ve açık arkadaşlarım da öyle olabilir. Ya bakıyorsun dindin. Sen açıksın, o zaman sen işte Türkiye'yi umursamıyorsun. Sen Müslüman değilsin. Hayır, bu böyle değil. Herkes gerçekten bu böyle kalbindedir. Değil. Yani aynen öyle. Değil, ya benim saçım da açık olabilir. Ben açık da giyinebilirim. Bu böyle olmuyor. Yok işte dinle yönetmeye çalışıyorlar. Mantık ilimi diye bir şey vardır. Bazen din biter, mantık ilimi ortaya koyulur. Çünkü bu ülke senin açıklığınla, kapalılığınla devam etmez. Bu ülke dinle devam etmeyecek. Bu ülke böyle devam edecek. Akılla, abi, beyinle. Söyleyebilirim. Şimdi bitirdin mi kardeşim? Evet, teşekkür ederim. Bir kelime ben konuşacağım. Şimdi Peygamberimiz Arap ülkelerine inmiştir. Hala karışıklık oradadır. Avrupa'da öyle bir şey yok. Avrupa'da öyle bir şey yok. İsa'nın mezarı yok çünkü. İyi hadi. Şimdi Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruyor. Ben rahmetli olsam bile Türkiye Cumhuriyeti ebediyet fadiye kalacaktır diyor. Ondan sonra birisi geliyor 80 sene sonra 20 sene yönetiyor. Geliyor diyor ki ben gidersem Türkiye Cumhuriyeti batar diyor. Buna kim inanır abi? Var mı burada inanan? Kimse inanmaz. Ben inanmam buna. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti kurucusu rahmetli oluyor. Türkiye Cumhuriyeti batmıyor. Yöneten geliyor diyor ki ben gidersem Türkiye Cumhuriyeti batar. Ya git de batsın yani. Batıyorsa yine batsın. Biz olduğu sürece batmaz da yani. Git. Biz batırmayız. Biz buradayız yani. Son bir şey diyeceğim. Ben belki de burada, bilmiyorum, Recep Tayyip Erdoğan düşmanı olarak görünmüşümdür ama benim şunu da açıklamak istiyorum. Ben Recep Tayyip Erdoğan düşmanı değilim. Ben Meral Akşener düşmanı değilim. Ben herhangi bir partinin düşmanı değilim. Öyle bir kadın. Hepsi de bizim başkanımızdır yani. Recep Tayyip Erdoğan'a başkanımız. Hepsi de başkanımız. Ben onlara düşman değilim. Benim tek istediğim şudur. Ben eleştiririm. Ben eleştirmek zorundayım. Çünkü burada benim yaşadığım bir ülke var. Türkiye var. Ben Türkiye için eleştiririm. Ve eğer bir şeyler değiş... Eğer bir şeyleri değiştireceksek ülkenin başındaki adamı da değiştirmeyebiliriz. Yani ülkenin başındaki adam belki biraz olsun gençleri anlarsa ve Türkiye için bir şeyler yaparsa ben Recep Tayyip Erdoğan'la da gurur duyarım. Gerçekten gurur duyarım. Çünkü benim onunla şahsi bir problemim olabilir mi? Hayır, olamaz. Tanımadığım, etmediğim ülken... Adam. Kendisini bilmediğim bir insan. Ben sadece... Ana yaşa. Ana yaşa. Gençler. Alo. Tamam Şan yeniyim. Bak bir şey diyeceğim. Bu AK Parti demiş, bunu geri çekin. Kız konuşuyor, saygısızlık yapma. Biraz önce saygısın daniskasını yaptı. Hayır. Oğlum bak, birader. Annen yaşında kadına hastayım dedin. Sen annem çık bir kere. O annem yaşında mı? Hayır. Meral Akşener'e dedin. Sen bir kere çık burada. Hadi bak. Seviyorum. Ağzımda AK Parti değil diye bir şey çıkmıyor. Annen yaşında. Benim var ya bir tanem o. Karışım. Ben şu boş diyorum. Sen sekte lan. Sen çık. Sen çık orada. Sen kimsin? Çok güzel. 12 oldu. Hiç güzel değildi ya. Nedir efendim? Gitsin artık, yeter da. Geçinemiyoruz. Dolarla mı maaş alıyorsunuz desem abi herhalde. Ha. Ben sana söyleyeyim mi? Ekmek bile, buğdayın gübresi bile dolarla satılıyor biliyor musunuz? Bugünkü ekmeğe yansıdı. Ekmek kaç lira? 2,5 lira. 2,5 lira. Çay 2,5 lira. Bir bardak çay ya. Küçücük bir şey. Peki bu kötüye gidişatın sebebi ne abi sizce? Bizzati Cumhurbaşkanı kendisidir. Bence derhal aynen.
Çünkü kin nefretle ülke yönetilmez. Anlatabildim mi? Ne olacak abi? Çocuklarınız vardır belki geleceğini. Olmaz olur mu ya? 3 tane öğrencim var. Servisle okula gidiyorlar. Kendim de inşaat işçisiyim. İstese yayınlanın bunları. Gerçekten servis paralarını ödeyemiyorum. Okulda çıkardıkları kitaplar hiçbir işe yaramıyor. Şu yayın evinde, bu yayın evinde kitaplar al. Kitap da alıyoruz. Yani devletin verdiği kitaplar bir işe yaramıyor. Ama burada Milli Eğitim Bakanlığı'na sesleniyorum. Bir dahaki bakanlığa sesleniyorum. Bu kitapları üretmesinler. En azından devletimiz zarara girmesin. Tabii boşuna masraf ya. Ne gerek var? En azından bütün öğrenciler gider zirve yayın evinde, şu yayın evinde, bu yayın evinde kendi kitaplarını alır. Daha güzel bir eğitim görürler. Vatandaş bu halde yani, öyle mi? Yani vatandaş gerçekten zor durumda. Hani ben sade bir vatandaşım. Şu parti bu partiyi ayırt etmiyorum. Olması gereken de bu. Ya devletimize sadığız ama doların bu seviyeye gelmesi, halkın açlıktan nefesi kokuyor. Gerçekten yani. Peki şöyle bir durum var abi. Yani iktidar tarafından da aslında ekonominin kötüye gittiği pek kabul edilmiyor ama vatandaşlar tarafından da bazı kesimler tarafından ekonominin kötü olduğu pek kabul edilmiyor. Her yer güllük gülistanlık deniyor. 50 yıl öncesinden örnekler veriyorlar. Herkes borçlu kredi kartlara yükleniyorlar. Şu anda balon şişmiş yani. Tamam sen bakma biz insanların böyle bu durumda gezdiklerini. Yani bir yere gidip bir yemek yiyebiliyorlar mı ya? Yani bir dürüm olmuş 30 lira ya. Asgari ücretin maaşı ne kadar ki ya? Gerçekten ne kadar? Bak ben kendim inşaatta çalışıyorum. Sigorta yok, hiçbir şey yok. İskelede maymun gibi oradan oraya tırmanıyoruz. Aldığımız para 150-160 lira. Tamam mı? Öğlen bir dürümcüye gidiyoruz. Bir dürüm yesen 30 lira. Ya sigara da içmiyorum, alkolüm de yok, kumarım da yok, içkim de yok. Bir vatandaşım ya, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyım. Okul. 2023 ya, olası bir seçimin sonuçlarını öngörebiliyor musunuz abi? Bir öngörünüz var mı? Hükümet hızla oy kaybediyor. Onu söyleyeyim. Millet İttifakı da bir ay önce Cumhurbaşkanı'nın adayını seçip, Cumhurbaşkanı da gerçekten elini taşın altına koyup bugüne kadar ettiği hizmetlerden dolayı biz de ona teşekkür edip yeni bir hükümete devretmeyi istiyoruz. Yani artık yeter. Tamam, bıktık yani. İnan ki 20 senedir bu adamı görüyorum. CNN Türkiye açıyorum mu, NTV açıyorum mu, Habertürk, Kanal A, Kanal 24 yeter ya. Gitsin yani, gerçekten gitsin. Ha Millet İttifakı da şöyle, en azından şunu söyleyeyim. Yani adayını belirleyip güzel bir stratejiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir yere odaklanması lazım artık. Yabancı devletler diyorlar, şu diyorlar, bu diyorlar. Dış güçler diyorlar, evet. Dış güçler diyor. Yani dış güçler ne alakası var? Ekonomimiz çökmüş. Faturamızı ödeyemiyoruz, doğalgazımızı ödeyemiyoruz. Evimize ekmek götüremiyoruz. Hani yalan mı? Şimdi şu öğrenci, 400 lira servis parası var. Kalemi, defteri, bilmem neyi. Hani geçinebiliyor mu abi? Bu halka sorun. Abi 780 lira. 780 lira. Ödeyebiliyor mu baban? Yok. Servise gitmiyorum bak, abi. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Onu da yayınlayın. Bak. İnşaata çalışıyorum, mont alacağım, alamıyorum. Kaç lira? Şurada bak mağaza var ki. Git sor. 500 lira, 700 lira. Ben bir mont almaya geldim. Vatandaşım ya, inan ki vatandaşım ya. Alamadık abi ya. Hani ekonomik iyi diyorlar. Ekonomiye bak. Bak. Ekonomi bu mu? 700 lira para var. Bankamatik kredi kartı da değil ha. Hesapta. İnanmıyorsan da ATM'de mobil var. Yani ne olacak abi, nereye kadar? Ekonomik bu arkadaşlar. Bak gerçekten bak. Var mı? Bozuk paramız var mı? Yani burada utanılacak hiçbir şey yok ha. Arkadaşlar bak 2 lira para var. Abi 2 lira var. 10 lira vardı. 10 lira vardı. 4 çay içtik arkadaşlar beraber. 2 lira paramız kaldı. Yani bu halka eziyet değil de nedir? Sigortasız iskelede çalışıyoruz. Ya biri gelip sormuyor. Ya iskelede çalışıyorsun. Sigortanız var mı? Evinize ekmek götürüyor musunuz? Diyen yok abicim. Gerçekten yok yani. Yani mikrofon uzatılmakla işler çözülmüyor ki. Ha ben bir vatandaşım, konuşuyorum ama boş konuşuyor. Gerçekten boş konuşuyoruz ya. 10 tane adam da gelse onu da boş konuşuyor. Anlatabiliyor muyum? Ya duysalar ne fayda? Koltuğu bırakmıyorlar ki. Koltuğu bırakmıyorlar. Hani bıraksalar ya diyeceğim eleştiriyoruz. Hani saygısızlık yapmıyorum. Hiçbir devlet büyüklerine saygısızlık yapmıyoruz. Ha yapmıyoruz ya. Orada oturuyorsa 30 milyon ona oy vermiş şimdiye kadar. O 30 milyon kişinin iradesine saygı duyuyorum. Ama o 30 milyon da şu anda onlar da bizim gibi zor durumdalar. Ya ona veren, oy veren insanlar da zor durumda. Ben bugün ekmeği 2,5 liradan alıyorsa, yani o hükümete oy veren de 2,5 liraya ekmek alıyor. Ben vergi ödüyorsam onlar da vergi ödüyor. Ha eleştirdiğimiz zaman bir kesimi vatan haini ilan ediyorlar. Vatandaşı eleştirimizi yapıyoruz. Vergimizi ödüyor muyuz? Ödüyoruz. Elektrik, su parası, hepsini faturalarımızı ödüyor muyuz? Fazlasıyla ödüyoruz. Birse 15 ödüyoruz. Eleştirmeye gelince ya eleştirmeyin diyor. Rahat konuşabiliyor musunuz abi? İçinizden gelenleri olduğu vallahi gibi söyleyebiliyor musunuz? Tereddütteyim. Yani adamlar şöyle düşünüyorlar. BK sorunu var ya. Ne BK sorunu var ya? BK sorunu. Kim bize silah dayatmış ya? Dayatan olursa bu halk hiç işgale gelir mi ya? Tırpanımız var, şeyimiz var. Çıkarız. Dış güçlere karşı savaşımızı veririz.
tanktan toptan, 15 Temmuz'dan tanktan toptan mı korktuk? Bir an önce şu dolar altına bir müdahale edesin düşsün. Ya bir gram altın olmuş arkadaşlar. 665 lira ya. Mercimek tanesi kadar ya. Bu adam inşaatta çalışsa, 4 gün çalışsa bir gram altın alamıyor. Yemeyecek, içmeyecek, evine ekmek götüremiyor. Bir gram altını kaç para alacak? 4 günde çalışarak ödeyecek. Hayır. Bu asgari ücret de zaten hiç alamıyor. Asgari ücret günlük 90 lira ya. Ya 90 lirayla geçinebiliyor musunuz arkadaşlar ya? Günlük 90 lira asgari ücret ya. Bunun sigortası çalışıyor. Yaşa geldi mi 65 yaşına sonra emekli oluyor. Yok EYT'ye takılıyor, yok BT'ye takılıyor. Anlatabildim mi? Yani burada herkes aynı zor durumda. Memnun olanlar da çıkıyor. Ya ben... memnun olanlar ne memnun olanlar? Emekli mesela adam, 1500-1600 lira maaşla memnun ya, olanlar boştur, var. Boştur. Gerçekten boştur. Hiç memnun insan yoktur burada bak. 100 kişide bir tane çıkar, o da tuzu kurudur. 3-4 tane kirası vardır, geliri vardır, gitmesini istemiyor. Yani bir avuç insan zengin oluyor. Anlatabildim mi? Şimdi alt tabaka düşüyor, tamam mı? Alt tabaka düşüyor, bir avuç insan zenginleşiyor. Yani bunun Cumhur İttifakı'nda falan bir alakası yok. Yani yönetenler iyi yönetilsin. Buradaki bütün vatandaşlar, herkes vergisini ödüyor. Doğru gitmediği bir şekilde de eleştirmesi lazım. Abi.